İyi günler arkadaşlar. Ben Murat Pal. Yeni konumuzla dersimize devam edelim. Konumuz Merkezi İdarenin Başkent Teşkilat. Şöyle bir şema hazırladım. Bu şema düzeninde, bu şema çerçevesinde şimdi Başkent Teşkilatını görmeye başlayalım. Birinci makamımız Cumhurbaşkanı. Yeni sistemle birlikte gelen bir durumdan bahsediyoruz. Eskiden burada Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nda saymak icap ederken şimdi Cumhurbaşkanı ile başlıyoruz. Cumhurbaşkanı devlet idaresinin merkez teşkilatı içinde ilk sırada yer alan makamdır. Türkiye'de Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Anayasanın 101 ile 108. maddelerinde düzenlenmiştir. Cumhurbaşkanı 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğretim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından doğrudan halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 bir defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Diyorum, tırnak içinde şunu da belirtmek isterim sizlere, genel kültür olsun. Teoride 5 artı 5 2 kez seçilebilecek bir Cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Ama anayasa şunu da ilave ediyor. Diyor ki şayet seçimlerin yenilenmesi kararını yasama organı yani meclis alırsa Cumhurbaşkanı tekrar aday olabilir. Yani bu iki meselesi aslında çok da gerçek değil. Cumhurbaşkanı idarenin içinde mi dışında mı yer alır? Yukarıda birinci bölümde gördüğümüz Cumhurbaşkanı bir siyasi makamdır ve prensip olarak devletin yürütme organının idare dışında kalan kısmında bulunur. 9 Temmuz 2018'den önceki sistemde Cumhurbaşkanı'nın idare ile yakın ilişkileri içinde olduğu kabul ediliyordu. 9 Temmuz 2018'den sonra da yani yeni hükümet sisteminde, Cumhurbaşkanlığı sisteminde Cumhurbaşkanı'nın eski sisteme oranla idareye çok daha yaklaştığını, hatta onun en önemli parçası haline geldiğini söyleyebiliriz. Çünkü bir kere 2017 anayasa değişiklikleriyle Cumhurbaşkanı'nın idari nitelikte görev ve yetkileri arttırılmıştır. Dahası Cumhurbaşkanı'nın bu görev ve yetkileri kullanabilmesi için eski sistemde mevcut olan karşı imza zorunluluğu kaldırılmıştır. Artık Cumhurbaşkanı bütün işlemlerini tek başına yapabilmektedir. İkinci olarak 2017 değişiklikleriyle eski sistemde Cumhurbaşkanlığı ile idare arasında bulunan Bakanlar Kurulu ve Başbakanlık makamları kaldırılmıştır. Bu husus Cumhurbaşkanı ile idareye birbirine daha yakın yaklaşmalarını sağlamıştır. Üçüncü olarak yeni sistemde bakanlar olmakla birlikte aşağıda göreceğimiz gibi bunlar gerek statüleri gerekse görev ve yetkileri bakımından eski sistemdeki bakanlardan farklıdırlar ve onlara göre çok daha güçsüzdürler. Memur gibidirler diyebiliriz. Abartmış olmayız. Bunlar eski sistemde olduğu gibi TBMM'ye karşı değil doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludurlar. Bunlar Cumhurbaşkanı tarafından atanmakta ve Cumhurbaşkanı tarafından görevden alınmaktadırlar. Meclisin, yasama organının bunların görevine dair görevden alma veya atama gibi bir yetkileri söz konusu değil. Dördüncü olarak yeni sistemde Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı gibi bazı birimler doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'na bağlanmıştır. Beşinci olarak yapılan değişiklikler sonucu Cumhurbaşkanı Merkezi İdare Teşkilatı'nın en yüksek hiyerarşik amiri haline gelmiştir. Nihayet yeni sistemde Cumhurbaşkanı kendisine bağlı olan Devlet Denetleme Kurulu aracılığıyla kamu kurumları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ve mahalli idareler dahil olmak üzere bütün idari teşkilatı denetleyebilmekte ve hatta idari soruşturma açtırabilmektedir. Cumhurbaşkanı'nın seçimi, görev süresi, sorumluluğu ve sorumsuzluğu gibi Cumhurbaşkanı'nın hukuki statüsüne ilişkin konular eski sistemde olduğu gibi yeni sistemde de idare hukukunun değil anayasa hukukunun inceleme alanı, burada değinmeyeceğiz. Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri anayasanın 104. maddesinin yeni şeklinde 20 fıkra halinde sayılmış. Bu görev ve yetkilerden üst kademe yöneticilerini atamak gibi bazıları idari nitelikte. Keza anayasamızın değişik maddelerinde Cumhurbaşkanı'na verilmiş idari nitelikte görev ve yetkiler yine var. Çeşitli kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle Cumhurbaşkanı'na verilmiş idari nitelikte çeşitli görev ve yetkiler de var ve devam edebilir. Çünkü Cumhurbaşkanı kendisi kararnameyle bu yetkilerini arttırabilir. Bu görev ve yetkileri genel yürütme ve görev yetkisi ve diğer idari görev ve yetkiler olarak ikiye ayırabiliriz. Cumhurbaşkanı'nın atama yetkisine de ayrıca değinmekte yarar görüyoruz. Birincisi Cumhurbaşkanı'nın genel yürütme görev yetkisi. Anayasanın 8. maddesinin 2017 değişiklikleriyle birlikteki halinde yürütme yetkisi ve görevleri Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Yine 104. maddesinin 1. fıkrasına göre diyor ki yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir.
Dolayısıyla yürütme alanında kalmak şartıyla bütün yetki ve görev Cumhurbaşkanı'na aittir. Daha açıkça söylemek gerekirse, merkezi idarede idari nitelikte bir görev ve yetki anayasayla, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bir başka makama verilmemiş ise bu görev ve yetki Cumhurbaşkanı'na aittir. Bu şu anlama gelir ki, Cumhurbaşkanı artık merkezi idarenin genel karar organıdır. Cumhurbaşkanının diğer idari görev ve yetkileri, Cumhurbaşkanının anayasa ve kanunlarımız tarafından verilmiş idari nitelikte çeşitli görev ve yetkiler var. Örneğin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkartmak, yönetmelikler çıkarmak, genelge, sirküler, tebliğ, karar gibi isimler altında başka düzenleyici işlemler yapmak, 3 kademe kamu yöneticilerini atamak, görevlerine son vermek, üst kademe özür diliyorum, olağanüstü hal ilan etmek ve olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleme yapmak, devlet denetleme kurulunun üyelerini ve başkanını atamak, devlet denetleme kuruluna her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma, denetleme yaptırmak, yüksek öğretim kurulu üyelerini seçmek ve atamak, üniversite rektörlerini seçmek ve atamak, genelkurmay başkanını atamak. Cumhurbaşkanının 2018 öncesi yürürlükte olan eski sistemde başbakan ve bakanların sahip olduğu devlet tüzel kişiliğini temsil yetkisi, hiyerarşi yetkisi, idari vesayet yetkisi, harcama yetkisi gibi genel idari yetkilere de sahip. Bu yetkileri biraz aşağıda bakanların görev ve yetkileri başlığı altında göreceğiz. 2018 tarihinde yürürlüğe giren yeni sistemde Cumhurbaşkanı bu görev ve yetkilerini tek başına kullanır. Yani özür diliyorum. Yani eski sistemde olduğu gibi Cumhurbaşkanı'nın bu yetkilerini kullanabilmesi için karşı imzaya ihtiyacımız yok. Cumhurbaşkanı'nın atama yetkisi. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı'nın sahip olduğu en önemli ve en yaygın yetkilerden birisi. Anayasamızın Cumhurbaşkanı'na devlet denetleme kuruluna üyelerini başbakanı atamak. Özür diliyorum. Devlet denetleme kurulu üyelerini başkanına atamak, yüksek öğretim kurulu üyelerini atamak, üniversite rektörlerini atamak, genelkurmay başkanına atamak gibi spesifik atama yetkileri verdiği gibi genel olarak üst kademe kamu yöneticilerini atamak görevlerine ve görevlerine son vermek yetkisini de vermiş. Bu görev ve yetki tipik bir idari görev ve yetkidir. Cumhurbaşkanının bu görev ve yetkisi burada ayrıca görmekte yarar var. Anayasanın 104. maddesinin 9. fıkrasına göre Cumhurbaşkanı üst kademe kamu yöneticilerini atar, görevlerine son verir. Aynı fıkraya göre üst kademe kamu yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. Üst kademe yöneticilerinin kimler olduğu, bunların nasıl atanacağı hususu 2018 tarihli ve 30.474 sayılı resmi gazetede yayınlanan 3 sayılı üst kademe yöneticileriyle kamu kurum ve kuruluşlarından atama usullerine dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenmiş. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesine 2 adet cetvel eklenmiş. Kararnamenin 2. maddesine göre 1 sayılı cetvelde sayılan kadro, pozisyon ve görevlere Cumhurbaşkanı kararıyla, 2 sayılı cetvelde sayılan kadro, pozisyon ve görevlere ise Cumhurbaşkanının onayıyla atama yapılır. 1 sayılı cetvelde Diyanet İşleri Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kurul başkanları, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı ofis başkanları, TRT Genel Müdürü, Merkez Bankası Başkanı, valiler, büyükelçiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, başkan ve üyeleri, rektörler, genel müdürler gibi üst kademe kamu yöneticileri sayılmış. 1 sayılı cetvelde sayılan bu üst kademe yöneticileri doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. 2 sayılı cetvelde kimler var arkadaşlar? Polis Akademisi Başkanı, Adli Tıp Kurumu Başkanı Yardımcıları, Bakanlık Daire Başkanları, Bakanlık Müfettişleri, Hazine Kontrolörleri, 1. Hukuk Müşavirleri, Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı, Defterdarlar, Bakanlık İl Müdürleri, İl Emniyet Müdürleri, İl Müftüleri, Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar sayılmış. 2 sayılı cetvelde sayılan görevliler ise doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından atanmaz. Bunlar bakan gibi ilgili makam tarafından atanırlar, ancak atamalarının Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması gerekir. 1 ve 2 sayılı cetvellerde sayılmayan kadro ve pozisyon ve görevlere ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan veya atamaya yetkili amirler tarafından atama yapılır. Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan bu yetkisini alt kademe yöneticilere devredebilir. Anayasamız üst kademe kamu yöneticilerine atama yetkisini münhasıran Cumhurbaşkanı'na devretmiş. Cumhurbaşkanı bu yetkisini bir başka makam ile paylaşamaz.
Atama işlemi idare hukuku açısından bir kolektif veya karma işlem değil, basit işlem niteliğinde. Cumhurbaşkanının tek başına açıkladığı iradeyle tekamül eder, sonuca erer, kemale erer. Bunun iki sonucu var arkadaşlar. Birincisi, Cumhurbaşkanının üst kademe yönetici atama yetkisi bir başka makama, makamın teklifine bağlı tutulamaz. İkincisi ise, Cumhurbaşkanının üst kademe yönetici atama yetkisi bir başka makamın onayına bağlı tutulamaz. Yani ne teklif ne de bağlılık söz konusu. Yetki devri, yukarıda gördüğümüz gibi Cumhurbaşkanının pek çok görev ve yetkisi var. Bu bir insanın bu kadar çok yetkiyi tek başına ve doğrudan doğruya kullanması çok zor. Cumhurbaşkanı sahip olduğu yetkilerden bazılarını Cumhurbaşkanı yardımcılarına, bakanlara, Cumhurbaşkanı teşkilatındaki kendi hiyerarşisine tabi olan idari işler başkanı gibi görevlilere yetki devri yoluyla devredebilir. Bir numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin birinci maddesinin üçüncü fıkrası da buna izin vermekte. Öncelikle belirtelim ki yetki devri Cumhurbaşkanı'nın idari nitelikte olan yetkileri için söz konusu olabilir. Cumhurbaşkanı yasama ve yargıyla ilgili yetkilerini devredemez. Örneğin Cumhurbaşkanı kanunları yayınlamak, Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak, Anayasa Mahkemesi'ne üye atamak, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye atamak gibi görev ve yetkilerini devredemez. Yetki devrinin başka şartları da var. Bu şartları aşağıda idari işlemlerin unsurlarını inceleyeceğimiz kısımda göreceğiz. Cumhurbaşkanının işlemleri neler arkadaşlar? Bireysel işlemleri var. Cumhurbaşkanının bireysel işlemleri Cumhurbaşkanı kararları olarak da geçiyor. Eskiden Bakanlar Kurulu kararları olarak bildiğimiz hususlar artık Cumhurbaşkanı kararı olarak karşımıza çıkıyorlar. Cumhurbaşkanının bireysel işlemlerinin Cumhurbaşkanının belli bir kişiye veya belli bir duruma ilişkin olan işlemleri olduğunu yukarıda söyledik. Örneğin Cumhurbaşkanının üst kademe kamu yöneticisi atama işlemi, Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve Başbakanı atama işlemi gibi. Keza Cumhurbaşkanı bireysel işlemlerine Cumhurbaşkanlığı kararı veya Cumhurbaşkanlığı kararı denmesi arasında bir fark yok. Bireysel makam, yani bir nasıl diyelim, düzenleyici olmaktan uzak durumlardan bahsediyoruz. Böyle bir durumda makamın adını söylemekle makamı işgal eden sücenin adını söylemek arasında fark yok. Ha Cumhurbaşkanı, ha Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanının idari nitelikteki bireysel işlemlerinin yargısal denetimi mümkün. Bu işlemleri onaylama suretiyle veya tek başına yapması sonucu değiştirmez. Anayasanın 125. maddesindeki Cumhurbaşkanı'nın tek başına yapacağı işlemleri yargı denetimi dışındadır şeklindeki hüküm 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu'yla yürürlükten kaldırılmış. 2575 sayılı Danıştay Kanunu'nun 2 Temmuz 2018 tarih ve 703 sayılı KHK ile değişik 24. maddesinin ilk fıkrasına göre Cumhurbaşkanı kararlarına karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da karara bağlanır. Bununla birlikte Cumhurbaşkanı'nın kanunların bir kez daha görüşülmek üzere meclise göndermesi, veto yetkisi, Cumhurbaşkanı yardımcısına atamak, Anayasa Mahkemesi'ne üye atamak gibi idari nitelikte olmayan işlemlerin ise yargısal denetimi mümkün değil. Cumhurbaşkanı'nın düzenleyici işlemleri var arkadaşlar. Bunlardan birincisi Cumhurbaşkanlığı kararnameleri. Çok önemli bir hukuki metinden bahsediyoruz. Türk hukukunda Cumhurbaşkanlığı kararnameleri 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanunu'yla getirilmiş bir yenilik. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Cumhurbaşkanının yürütmeye ilişkin konularda Anayasanın 104. maddesinin 17. fıkrasından aldığı yetkiyle çıkardığı ve normlar hiyerarşisinde kanun altı seviyede yer alan hukuk kuralları. Konu unsuru bakımından Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin düzenleyebileceği alan mahfuz alan, yasak alan, ihtiyari alan olmak üzere 3'e ayrılabilir. Mahfuz alan, şu konular Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin mahfuz alanını oluşturur. Yani bu konular kanunla değil, münhasıran Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenmek zorunda. Birincisi, üst kademe kamu yöneticilerinin atanmalarına ilişkin usul ve esaslar. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve yetkileri teşkilat yapısı ile merkez taşra teşkilatlarının kurulması, Devlet Denetleme Kurulu'nun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin teşkilatı ve görevleri, bunlar kanunla yapılamayacak, sadece Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle. Yasak alan, yani Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle yapılamayacak olanlardan bahsediyoruz. Yürütme yetkisine ilişkin olmayan konular,
Sosyal haklar hariç temel haklar ve hürriyetler, yani kişi özgürlüklerine ilişkin durumlardan bahsediyoruz. Anayasada münhasıran kanunla düzenlenmesi öngörülen kanun, konular ve kanunda açıkça düzenlenen konular olmak üzere 4 grup. Ve bir de ihtiyari alan var. Yani yasaklanmamış, isteğe bağlı tutulmuş bir alandan bahsediyoruz. Kanunla veya Cumhurbaşkanı kararnamesiyle bu alan doldurulabilir. Dolayısıyla bu alanda bulunan bir konuda Cumhurbaşkanı istiyorsa Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilir. Aynı konu kanunla da düzenlenebilir. Bu alan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve kanun için yarışan alandır. Aynı konu tamamen veya kısmen hem kanun hem de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenmişse ve bunların arasında çatışma varsa çatışmadan kanun hükümleri galip çıkar. Kanun Cumhurbaşkanlığı kararnamesini normlar hiyerarşisinde alta itiyor. Kendisi daha üstte. Cumhurbaşkanı kararnameleri sadece Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla çıkarılır ve resmi gazetede yayınlanır. Metninde aksi belirtilmemiş ise resmi gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri var arkadaşlar. Eski olağanüstü hal KHK'ları gibi düşünebilirsiniz. Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri Cumhurbaşkanı'nın olağanüstü hallerde, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda Anayasanın 119. maddesinin 6. fıkrasından aldığı yetkiyle çıkardığı normlar hiyerarşisinde kanun seviyesinde yer alan hukuk kurallarıdır. Bunlar kanun hükmündedir. Dolayısıyla bunlar ile bir kanun hükmü çatışırsa hangisi sonraki tarihte yayınlanmışsa, yürürlüğe girmişse o uygulanmak zorunda. Çünkü kuralımız ne? Sonra gelen kanun kendinden önce gelen kanunu mülga eder. Cumhurbaşkanının olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararname çıkarabilmesi için öncelikle ülkede bir olağanüstü halin bulunması gerekiyor. Olağanüstü hal bulunmayan bir durumda bundan bahsedemiyoruz. Olağanüstü hallerde çıkarılacak Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle temel haklar, kişi hakları, siyasi haklar ve ödevler de düzenlenebilir. Bunun bir sınırı yok. Yani olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle her konuda düzenleme yapabiliyor. Ancak bu tür kararnamelerle düzenlenecek konunun olağanüstü halin gerekli kıldığı bir konu olması gerekir. Hangi amaçsa o amaca hizmet etmek zorunda. Diğer yandan olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin anayasamızın 15. maddesinde aykırı olmamaları gerekir. Yani kararnamelerin milletler arası hukuktan doğan yükümlülükleri ihlal etmemesi ve ölçüllük ilkesine uygun olması ve maddenin 2. fıkrasında sayılan çekirdek alana dokunmaması gerekir. Olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnameleri resmi gazetede yayınlanır ve aynı gün meclisin onayına sunulur. Bu kararnameler 3 ay içinde mecliste görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi kendiliğinden yürürlükten kalkar. Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı'nın anayasanın 119. maddesinin 6. fıkrasında aldığı yetkiyi çıkaracağı Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yargısal denetimi mümkün değil. Yani kanunları anayasa mahkemesine taşıyabiliyoruz ama Cumhurbaşkanlığı kararnamesini, olağanüstü hal Cumhurbaşkanlığı kararnamesini yargı denetiminin dışında tutmuş anayasa mahkememiz. Cumhurbaşkanlığı yönetmelikleri var arkadaşlar. Bir başka düzenleyici işlem. Yönetmelikler Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev ve alanlarına ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla çıkardıkları hukuk kuralları. Bunlardan Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılanlara da Cumhurbaşkanlığı yönetmeliği diyoruz. Bir başka düzenlememiz Cumhurbaşkanı'nın diğer düzenleyici işlemleri veya adsız düzenleyici işlemleri. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmelik dışında yönerge, karar, tebliğ, sürküler, genelge, ilke kararı, esaslar ve usuller, talimat, statü, genel emir, tembihname, genel tembih, ilan, duyuru, plan, tarife gibi değişik isimler taşıyan düzenleyici işlemler de yapabilir. Bu tür işlemlerin adı anayasada geçmediği için bunlara adsız düzenleyici işlem denilmekte. Cumhurbaşkanına vekalet konusuna gelelim arkadaşlar. Cumhurbaşkanına vekalet dönemine binaen doğrudan doğruya anayasamızda düzenlenmiş, anayasaya göre Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde yenisi seçilene kadar Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Aynı maddenin 3. fıkrasına göre ise Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekalet eder.
ve Cumhurbaşkanı'na ait yetkileri kullanır. Birden fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı olması durumunda en yaşlı Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekalet eder. İkinci durumda ise Cumhurbaşkanı'nın görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı vekalet eder. Yani geçici durumda olduğu zaman kendisi tayin edebiliyor. Anayasamızın 106. maddesine göre her iki vekalet durumunda da Cumhurbaşkanı'na vekillik eden Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanı'na ait yetkileri kullanır. Anayasamızın ifadesine bakılırsa vekil Cumhurbaşkanı'na ait bütün yetkileri kullanabilir ancak vekilin özellikle Cumhurbaşkanı'nın geçici olarak görevinden ayrılması halinde cari işlerin yürütülmesinden ibaret olağan idari yetkileri kullanması gerektiği, Cumhurbaşkanı yardımcısı atamak, bakan atamak veya meclis seçimlerinin yenilenmesine karar vermek gibi önemli yetkileri kullanmaması gerektiği söylenebilir. Haliyle Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde vekilin devletin devamlılığı ilkesi uyarınca durumun gerektiriyorsa önemli yetkileri kullanması caiz görülebilir. Ama burada büyük bir boşluk olduğunda kabul etmemiz gerekir arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı teşkilatı bir başka başlığımız. Cumhurbaşkanlığının İdari İşler Başkanlığı birinci makamımız. Cumhurbaşkanının kendi görevlerini yerine getirebilmesi için belli bir idari teşkilata ihtiyacı vardır. Bu idari teşkilat eski sistemde Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği'ydi. Yeni sistemde bunun adı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan İdari İşler Başkanlığı. Yani Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı olarak ismi değişti. Bu başkanlığın başında İdari İşler Başkanı isimli bir memur bulunur. İdari İşler Başkanı yeni sistemde Türkiye'deki en yüksek devlet memurudur. İdari İşler Başkanı doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından atanır. İdari İşler Başkanı Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'nın en üst amiridir. İdari İşler Başkanı İdari İşler Başkanlığı'nda bütün birimlerin faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkili olup başkanlığın sorumlu olduğu hizmetlerin mevzuata, Cumhurbaşkanı'nın politika ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesinden Cumhurbaşkanı'na karşı sorumludur. İdari İşler Başkanı'nın atama görev ve yetkisi de vardır. Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, baş danışmanlar, danışmanlar ve genel müdürler dışında kalan diğer personel İdari İşler Başkanı tarafından atanır. İdari İşler Başkanlığı'nın alt birimleri var. Genel müdürlüklerden bahsediyoruz. Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü, Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ve Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü olmak üzere 4 alt birimi var. Bunlar Cumhurbaşkanlığı'nın temel hizmet birimleridir. Bunların her birinin görev ve yetkileri adı geçen kararnamenin 6 ile 10. maddelerinde sayılmış. Örneğin kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin yayınlanmasına ilişkin işlemleri yapmak, milletler arası anlaşmaların kanunla uygun bulunması için meclis başkanlığına gönderilmesine ilişkin işlemleri yapmak, bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarınca hazırlanan mevzuat taslaklarını anayasaya, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, genel hukuk kurallarına uygunluğu açısından incelemek, resmi gazetenin yayınlanmasını sağlamak, Cumhurbaşkanlığınca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, kararları ile yönetmelik taslaklarını hazırlamak, hukuk ve mevzuat genel müdürlüğünün görevleri arasında sayılmış. İdari İşler Başkanı'nın alt birimleri olan genel müdürlüklerin başında bir genel müdür bulunur. Genel müdürler doğrudan Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Genel müdürlükler de kendi işlerinde daire başkanlıkları şeklinde örgütlenmişler. Örneğin Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü'nün içinde Kanunlar Daire Başkanlığı, Kararlar Daire Başkanlığı, Kararnameler Daire Başkanlığı, Yönetmelikler ve Diğer Düzenleyici işlemler Daire Başkanlığı, Yayın Daire Başkanlığı gibi daire başkanlıkları var. Daire başkanlıkları İdari İşler Başkanı tarafından atanır. İdari İşler Başkanlığı'nın her kademesindeki yöneticiler yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri yerine getirmek ve yürütmekten bir üst yöneticiye karşı sorumludur. Dolayısıyla İdari İşler Başkanlığı'nın alt birimler olan genel müdürlüklerin başındaki genel müdürler de sadece kendilerini atayan Cumhurbaşkanı'na karşı değil, bir üst yönetici konumunda bulunan İdari İşler Başkanlığı'na karşı da sorumlular. İdari İşler Başkanlığı'nın her kademesindeki yöneticiler gerektiğinde sınırlarını yazılı olarak açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir kısmını aslarına devredebilirler. Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları, bu da yeni bir yenilik diyelim, yani Cumhurbaşkanlığı sisteminin bir yeniliği. Cumhurbaşkanlığında Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu, Eğitim Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu olmak üzere 9 tane Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulu var. Cumhurbaşkanı bu kurulların da başkanı, kurullar en az 3 üyeden oluşur. Kurul üyeleri Cumhurbaşkanı'na atanır. Cumhurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkan vekili olarak görevlendirir. Bunların eski sistemde bulunan Milli Eğitim Şurası, Sağlık Şurası, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu, Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu gibi yardımcı ve danışma kurullarının yerine kurulduğu anlaşılmakta. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı politika kurullarının da birer yardımcı kuruluş veya birer danışman organı oldukları, kararlarının icraî değil istişare nitelikte olduğu söylenebilir. Cumhurbaşkanlığı ofisleri bir başka yenilik. Bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 525 ve devamı maddelerinde belirli görevleri yerine getirmek üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı özel bütçeli kamu tüzel kişiliğine haiz, kamu tüzel kişiliğine haiz üstüne basa basa söylüyorum, idari ve mali özelliğe sahip dijital dönüşüm ofisi, finans ofisi, insan kaynakları ofisi ve yatırım ofisi kurulmuştur. Cumhurbaşkanlığı ofis başkanları doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı tarafından atanırlar. Bunlar devlet tüzel kişiliğinden ayrı birer kamu tüzel kişiliğine sahip olduklarına göre merkezi idarenin içinde yer almazlar. Dolayısıyla bunlar gerçekte birer kamu kurumudurlar. Dolayısıyla bunların bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde Cumhurbaşkanı idari teşkilatı içinde düzenlenmesi yanlıştır. Aynı şekilde kararnamenin 533. maddesiyle Cumhurbaşkanlığı ofiste görev yapan her kademedeki yöneticilere emir ve direktifler verme yetkisinin tanınması da yanlıştır. Çünkü emir ve direktif verme yetkisi hiyerarşi yetkisinin bir parçasıdır ve Cumhurbaşkanının ayrı bir kamu tüzel kişiliğine sahip bir teşkilat üzerinde hiyerarşi yetkisi olamaz. Bu ofisler üzerinde Cumhurbaşkanına emir ve talimat verme yetkisi tanınacaksa yapılması gereken şey bu ofislerin tüzel kişiliğini kaldırmaktan ibarettir. Yani hem bir tüzel kişilik vereceksin, özerk diyeceksin, hem de bu tüzel kişiliğe ve özerkliğe ters düşecek bir şekilde Cumhurbaşkanının emir ve talimat verme yetkisinden bahsedeceksin. Bunlar birbiriyle çelişen durumlar arkadaşlar. Beşincisi, Cumhurbaşkanlığına bağlı Cumhurbaşkanı ile ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşlar. Bağlı kurum ve kuruluşlar neler? Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu. Bunlar her birini düzenleyen çeşitli kanun ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri var. Örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı 1965 tarihli bir 633 sayılı kanunla, Devlet Arşivleri Başkanlığı 2018 tarihli resmi gazetede yayınlanan 11 sayılı Devlet Arşivleri Başkanlığı hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenmiş. Cumhurbaşkanlığına bağlı kurum ve kuruluşlardan bazılarının ayrı bir tüzel kişiliği yok, bazılarının ise var. Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın tüzel kişiliği yoktur. Savunma Sanayi Başkanlığı, Türkiye Varlık Fonu Merkez İdare tüzel kişiliğinden ayrı bir kamu tüzel kişiliği vardır. Bunlar ile Cumhurbaşkanlığı arasındaki ilişki bir vesayet ilişkisidir. İlgili veya ilişkili kuruluşlar var arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı ile ilgili veya ilişkili kuruluşlar çoğunlukla bilimsel, teknik, kültürel ve iktisadi alanlarda faaliyet gösteren özel bir hukuki, mali ve idari statüye tabi belli bir özelliğe sahip tüzel kişiliği haiz hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşlardır. Mesela tasarruf mevduatı sigorta fonu. Bunlardan bir tanesi olarak sayılabilir. Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili ve ilişkili kuruluşları burada tek tek incelememiz mümkün değil. Ancak kısaca Devlet Denetleme Kurulu'ndan bahsetmekte yarar var. Çünkü bu kurul doğrudan doğruya anayasa tarafından düzenlenmiş. Devlet Denetleme Kurulu anayasamızın 108. maddesi idarenin hukuka uygunluğunun düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla doğrudan doğruya Cumhurbaşkanlığına bağlı bir devlet denetleme kurulu kurulmasını öngörmüş. Devlet denetleme kurulunun üyeleri ve üyeleri içinden başkanı kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından Cumhurbaşkanı'na atanır. Devlet denetleme kurulunun görevleri anayasanın 108. maddesinde sayılmış. Buna göre devlet denetleme kurulu Cumhurbaşkanı'nın istemi üzerine aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlarda her türlü inceleme, araştırma, denetleme ve soruşturma işlemleri yapar. TSK dahil olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında
sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda. Vakıf üniversiteleri de Devlet Denetleme Kurulu'nun denetimine tabidir. Buna karşılık yargı organları Devlet Denetleme Kurulu'nun denetimine tabi değildir. Devlet Denetleme Kurulu'nun denetlediği kuruluşlar arasına hiçbir şekilde idareye dahil olmayan işçi ve işveren kuruluşlarının ve kamuya yararlı derneklerle vakıfların da sokulması eleştiriye açıktır. Devlet Denetleme Kuruluşu görev ve yetkileri ayrıca 15 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 5 sayılı Devlet Denetleme Kurulu hakkında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenmiş. Buna göre Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanlığına bağlı üst denetleme organıdır. Kurul başkan ve 8 üyeden oluşur. Kurul karar organı ile denetim ve soruşturma grupları kurul sekreterliği ve ona bağlı idari birimlerden oluşur. Kurul Cumhurbaşkanlığına bağlıdır. Kurul başkan ve üyeleri Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'nın emriyle çalışır. Kurul raporları Cumhurbaşkanı'na sunulur. Cumhurbaşkanı'nca onaylanan raporların raporda belirtilen kurum ve kuruluşlara dağıtım kurul sekreterliğince yapılır. Şöyle diyelim, bunu çok fazla ayrıntılı anlatmaya da gerek yok. Şurasından bahsetmek istiyorum. Devlet Denetleme Kurulu adına denetim yapan grup başkanı, denetlemeler sırasında denetimi güçleştiren veya engelleyen davranışlarda bulunan, görevde kalması halinde kamu zararını artıracağı anlaşılan, suç delillerini karartacağı anlaşılan, kamu hizmetinin gerekleri yönünden görev başında kalmasında sakınca görülen her kademe ve rütbedeki görevliler hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulayabilir ve bu tedbirin uygulanmasını yetkili makamlara önerebilir. Çok güçlü bir yetkiden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcılarında kaldık arkadaşlar. İsterseniz bu konuyu bir sonraki dersimizde devam ettirelim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi günler.